konumuz emzirme yastığı. Emzirme yastığı zaten bebek alışverişinde birçok anne alıyor. Çok da kullanıyor çünkü rahat ediyor en azından. Sıcaklarda özellikle bebekle yapış yapış olmuyor. Hem daha rahat tutabiliyor bebeği, daha rahat taşıyabiliyor. Ama tabii ki doğru kullanmak gerekiyor emzirme yastığını. En konforlu şekilde kullanmak gerekiyor. Tabii ki emzirme yastığının rahat kullan çok dar olmaması. Bazen çok dar oluyor. Annenin beline bile sığmıyor. Bir de sezaryen olduysa karnı biraz daha çünkü bir süre sonra inmeye başlıyor. Onu dikişlerini rahatsız edebiliyor. Kumaşı tabii ki uygun, yıkanabilir, temizlenebilir bir kumaştan olması gerekiyor ve rahat kullanım. Her yere ev içinde taşınabilir ve rahat kullanımda olması gerekiyor. Ben size şimdi emzirme yastığı nasıl kullanılır onu göstermek istiyorum. Tabii model model emzirme yastıkları var. Her şekildeki benimki buradaki biraz daha büyük. Şöyle iki taraftan da çıtçıtlanıyor. Kapıda biliyorsunuz. Şimdi bu şekilde emzirme yastığını kullan. Genelde şu şekilde kullanılıyor emzirme yastığı. Şöyle bunun çıtçıtları var. Mesela arkadan bağlıyoruz. Emzirme yastığını bu şekilde kullanınca zaten bir de yastığı bazen taşımak zorunda kalıyorsunuz. Bebeği de buradan koyunca biraz daha yüksekten kalıyor. Daha biraz zorlanabiliyorsunuz. Tabi araya da sokabiliyorsunuz bu şekilde. Araya da sokabiliyorsunuz ama sonuçta hani çok rahat olmayabiliyor. Rahat da olursa tabii ki bu şekilde devam edebilirsiniz ama benim size kullanma tavsiyem hani şu ay şeklinde olanları da emzirme yastığının bir ucunu şöyle sırtınıza doğru alın. Şöyle. Hem belinizin şöyle yaslayın. Şöyle rahat ay bayağı rahatmış. Şu şekilde koyarsanız yani ay şeklinde olursa şu şekilde koyarsanız bebeğinizi de şu pozisyonda koyduğunuzda çok daha rahat edeceksiniz. Hem gene kapanmak zorunda kalmazsınız. Hem bebeğinizi bir süre sonra hani sıcaksa şu şekilde de tutabilirsiniz tutturduktan sonra. Koltuk altından yapacaksanız bebeğinizi gene şu şekilde yapıp şöyle yaslanıp bebeğinizin başını bu şekilde rahat bir pozisyonda tutabilirsiniz. Hem de bel ağrılarınız, kol ağrılarınız, omuz ağrılarınız olmamış olur. Bu pozisyonda denemenizi öneririm. Genelde emzirme yastığında en rahat pozisyondur. Sonra ileriki dönemlerde emzirme yastığını uzun süre kullanacaksınız. Tabii ki ileriki dönemlerde anneler tecrübe kazanmış artık kucağında bebekle evin her yerinde yastığa ihtiyacı olmadan dolaşabiliyor ama sonra mesela bebeğimiz destekli oturmaya başladığı zaman bebeğimizi arasına oturtabiliriz. Etrafı çünkü güvenli oluyor. Bu şekilde yere oturduğu zaman da aynı şekilde oturtabiliriz. Yani her şekilde sonrasında da kullanabilirsiniz. Bol bol emzirmeler diliyorum.